31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine 44 gün gibi kısa bir süre kaldı. Adaylar bu süreçte saha çalışmalarına hız kazandırırken sık sık vatandaşlarla da bir araya geliyorlar. Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi olan 12 Şubat'tan AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak belirlenen inşaat mühendisi Hanefi Toptaş, halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdüren Toptaş, bu sefer bölgenin en gözde caddelerinden olan İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Çok şükür arkadaşım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bekledim. Hanefi Toptaş benim ismim. İnşaat mühendisiyim. Hoş bulduk. Belediye başkan adayım. Beğenmenizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Hanefi Toptaş, vatandaşlarımızın bizden olan beklentilerini dinliyoruz. İstek ve şikayetler doğrultusunda inşallah projelerimizi geliştireceğiz ve şekillendireceğiz dedi. 20. yüzyılı şehirlere oluşturulma hedefiyle, manifestosuyla çıktığımız bu yolda seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün de İsmet Karaokur bulvarımız üzerindeyiz. Buradaki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Burası aynı zamanda Akif İnan Mahallesi, benim de ikamet ettiğim mahalle. Burada esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Tabii tüm bölgelerin, şehirlerin kendine ait sorunları olduğu gibi şehir içerisinde ilçelerin ve bu ilçeler içerisindeki mahallelerimizin ve hatta caddelerimizin, sokaklarımızın her yerin kendine ait sorunları ve sıkıntıları var. Özellikle Alparslan Türkeş Caddemiz ve İsmet Karaokur Bulvarımız buralarda özellikle deprem sonrası için ticari potansiyelin arttığı, ticari faaliyetlerin özellikle devam ettiği ve bizim için hakikaten çok önemli iki caddemiz. Buradaki esnaflarımızla bugün buluştuk. Allah razı olsun, onlar da bizi sıcak karşılıyorlar. Sıkıntılarını, problemlerini dinliyoruz. Çözebileceğimiz şeyleri şu an çözüyoruz. İlerisi için bizden beklentilerini alıyoruz. Bunlara göre inşallah projelerimizi geliştireceğiz ve şekillendireceğiz. Ben tabii buradaki esnaflarımıza bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. İlçemizin farklı bölgelerinde farklı esnaf gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle toplantılarına olmak üzere hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Onların tavsiyelerini, eleştirilerini, önerilerini, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu noktada inşallah bugünden yapılması gerekenler varsa onları, seçimden sonra yapılması gerekenler varsa, planlanması gerekenler varsa onları konuşup istişare ediyoruz.